bir umut olarak Türk politikasında yerini aldı. İşimizi bitirelim, ondan sonra istirahat ederiz diyordu. Öncelikli olarak Turhan Feyzoğlu'nun ortaya koyduğu eşsiz bir eserdir. Siyasete bir seviye getirmiştir. Atatürkçü düşünceleri bakımından benim en çok takdir ettiğim kişilerden birisi. Acaba Feyzoğlu hoca olarak mı kalsaydı? Bir kere kişilerin kişisel işlerini hiç takip etmedi. Yeniden demokrasiye, dönüşümüze katkısı büyük olmuştur. ...24 Mart 1988 günü kaybettiğimiz değerli bilim adamı, siyasetçi ve yazar Profesör Doktor Turhan Feyzoğlu 1922 yılında Kayseri'de doğdu. Kayseri'nin eski bir ailesi olan Feyzoğullarından hakimlik, öğretmenlik, avukatlık ve iki dönem milletvekilliği yapmış olan Sait Azmi Bey ve Meyre Hanım'ın oğludur. Kusursuz bir Fransızca, mükemmel bir İngilizce ve Almanca bilgisine, çok güçlü bir kaleme ve hitabet yeteneğine sahip olan Feyzoğlu, öğrenimine 5 yaşında Kayseri İnönü İlkokulu'nda başlamıştır. 3. sınıfta İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi'ne geldiğinde okula Türk bayrağı ve Atatürk resmi asınca okulla ilişkisi kesilir. Daha sonra öğrenimine Galatasaray Lisesi'nde devam eder ve 1941 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitirir. Yüksek öğrenimine Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başlar. Burada yaşadığı bir olay nedeniyle öğrenimine İstanbul'da devam eder ve 1945'te İstanbul Hukuk Fakültesi'ni birincilikle bitirir. Birinci sınıfta Mahmut Koloğlu ekonomi dersine gelirken şöyle bir sistem uygulardı. Okul açıldıktan 3 ay sonra bir konu, bir ekonomik konuyu bir öğrenciye verir. İşte bunun hazırlanmasını, bu konuda hazırlanmasını söyler ve 15 gün, bir ay sonra o konu hakkında vazife verdiği çocuk kürsüye çıkar ve konu neyse hazırlığını anlatır ve konuşurdu. Mahmut Koloğlu'nun şöyle bir tutumu vardı. 35 dakika konuyu dinler, dinletir, konuşturur. 10 dakikada tenkit yaptırırdı. Mahmut Koloğlu sözü alıyor. Diyor ki efendim, ben diyor size bu görevi, bu ekonomik konuda şahsi fikirlerinizi de katasınız, şahsi fikirlerinizi de söyleyesiniz diye verdim. Halbuki siz birkaç kitapta okumuşsunuz, oradan tercümeler yapmışsınız, onu anlatıyorsunuz. Siz şahsi fikrinizi katmamışsınız deyince rahmetli Turan abi söz istiyor sınıfta. O da elini alıyor Henry Turiş'in kitabını. Diyor ki hocam, siz diyor 3 aydan beri sizi takip ediyorum. Siz Henry Turiş'in şu kitabını Fransızcadan aynen okuyorsunuz. Binaenaleyh hocalarımızın şahsi fikri yok ki. 3 aylık ekonomi talebesinin bu konuda şahsi fikri olsun diyor. Ve feci bir manzara. Fransa ve İngiltere'de uzmanlık ve araştırma çalışmaları yaptıktan sonra yurda dönmüştür. 1948 yılında Leyla Hanım'la evlenir. Önce Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde çalışmak istemiş, fakat öğrenciliğinde yaşadığı olay onu Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne yönlendirmiştir. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde hazırladığı Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Yargı Yoluyla Denetimini konu alan tezle hukuk doktoru unvanını almıştır. Yazdığı bu tez ülkede tartışmalara neden olmuş ve daha sonra kurulacak olan Anayasa Mahkemesi'nin de tohumlarını atmıştır. Genel kamuoyunun bilmediği bir meselenin Turhan Feyzoğlu tarafından tez konusu yapıldığını öğrendim. Nedir bu tez konusu? Kanunların anayasaya uygunluğunun kazayı murakabesi.
Meclisten çıktıysa çıktı. Milli irade buna evet dediyse dedi. Yürürlüğe girdiyse girdi. Daha bunun ne mürakabesi söz konusu olur diye bakılıyordu. Sonra öğrendik ki sırf yasayı meclisten geçirmek yetmiyor. Yasanın da bir anayasal düzene, anayasanın ilkelerine, hukukun temel ilkelerine, daha da önemlisi, uygun olması gibi bir ihtiyaç da var. Hukuk devleti denen kavram ancak onların korunmasıyla yaşama girebiliyor. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde doçent unvanını aldıktan sonra daha 33 yaşındayken profesör olan Feyzioğlu, 1956'da aynı fakültenin dekanlığına seçilmiştir. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin açılışında yaptığı bir konuşmayla dönemin siyasi iktidarının tepkisini çekmiş ve Başbakan Adnan Menderes'in emriyle Milli Eğitim Bakanı tarafından vekalet emrine alınmıştır. Bu olay üzerine Turhan Feyzioğlu Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden istifa edecektir. Feyzioğlu'nun istifasıyla birlikte çok sayıda öğretim üyesi de istifalarıyla Feyzioğlu'na destek vereceklerdir. O zamanlar hükümetin üniversiteler üzerindeki yetkileri fazlaydı, daha doğrusu fazlalaştırılmıştı. Milli Eğitim Bakanı fakülte dekanını vekalet emrine alabiliyordu, yani fiilen işten uzaklaştırabiliyordu. Bu tabii tepkilere yol açtı. Onunla birlikte bunu protesto etmek için bazı üniversite öğretim üyeleri harekete geçti. Bazıları istifa etti. Aralarında Coşkun Kırca vardı, Münci Kapani vardı, Şerif Mardin vardı. Daha başka birçok kimse vardı. Bir üniversitenin iktidarın hürriyetlere müdahalesine karşı, iktidarın demokrasiye aykırı tavırlarına karşı bir tepkisi halinde gelişti mesele. O sırada Demokrat Parti iktidarda ve Adnan Menderes müthiş bir baskı uyguluyor. Özellikle Türkiye'nin aydınlar kesimine ve basın dünyasına. Tamamen kendi istediğine uygun sesler çıksın çabası içinde. Nitekim o yüzden çeşitli aydınlarımız, öğretim üyeleri Demokrat Parti'nin istediği sesleri çıkarmaya başladılar. Bel kemiksiz, omurgasız aydınlara bir tepki niteliğinde olmak üzere Turhan Feyzioğlu öğrencilere, çocuklar buradan mezun olup gittiğimiz zaman nabza göre şerbet vermeyin. İnandığınız neyse, düşündüğünüz neyse onun gereğini yapın. Haysiyetli, kişilikli evlatları olun bu ülkenin. Bir tür üniversite muhtırası olan bu hareket sonrasında istifa eden birçok öğretim üyesi siyasete atılıp Feyzioğlu'nun da kendi yanlarında yer almasını istediler. Fakat Feyzioğlu, İsmet İnönü'nün Ulus Gazetesi'nde kendisi için yazdığı yazıdan da etkilenerek siyasi yaşamına CHP'de başladı. 1957 seçiminde Turhan Feyzioğlu seçim sistemi gereği Ankara'dan ve Sivas'tan aynı anda milletvekili adayı olur ve iki yerden de seçimi kazanır. Feyzioğlu, Kayseri'ye yakınlığı nedeniyle Sivas'ı tercih eder. Bunlar o tarihte Fethi Çelikbaş'ın başkanlığında, bir siyasi parti kurdular. Ve o siyasi partiye rahmetli Turan abinin girişini de istediler. Hadisenin başlangıcı Feyzioğlu olunca istemeleri çok doğaldı tabii. Ankara Cumhuriyet Halk Partisi İl Kongresi'nde İnönü bir konuşma yaptı. Arkama dönüp baktığım zaman bu kadar iyi yetişmiş bir insana rastlamadım. Yani İnönü rahmetli abim hakkındaki, İnönü'nün rahmetli abim hakkındaki kanaatı işte şu yazdığı yazı makale ve konuşmasıdır. Feyzioğlu'nun artık ondan sonra bir umut olarak Türk politikasında yerini aldı.
Tabii bir iki şey denemeden sonra CHP'de karar kıldı. Ben kendisini ilk defa İnönü ile bir geziye katılmıştık. Sanıyorum Sivas'ta vardı gezide. Ki Turan Bey sonra Sivas'tan da milletvekili seçildi sanıyorum. Orada ilk defa tanıdım kendisini. Çok saygı duyduğum bir insanım. Siyasi yaşamda kısa sürede ön plana çıkan Feyzoğlu, parlamento adabına uygun, düzeyli konuşmalarıyla, bilgisi ve zekasının kıvraklığıyla önemli politikacılar arasında yerini alacaktır. Partinin Merkez Genel Kurulu üyeliğine seçilen Feyzoğlu, şehirleri dolaşıp Anayasa Mahkemesi'nin önemi, Türkiye'nin bir sosyal hukuk devleti olması gerektiği gibi önemli gördüğü konuları gençlere aktarmaktadır. Güzel konuşan, etkileyici konuşan birisi, Kayserili öğrencilerin de içinde bulunduğu 100-125 kişilik bir öğrenci grubunu İstanbul, Taksim, Sıra Serviler'deki bir kıraathane veya genişçe bir toplantı salonuna davet ettiler. Rahmetli hoca yanında Behçet Kemal Çağlar, Coşkun Kırca, Doktor Supi Baykam gibi o devrin Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni kuşak fikirlerini öğrencilere aktarmak, onlarla tanışmak üzere değişik yerlerde toplantılar yapıyorlarmış. Bu arada oraya da geldi. Biz de davet edildik. Hatta tartıştım. Çünkü hoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin fikirlerini aktarmaya çalışıyordu. Ben de o zaman Demokrat Parti'nin Eminönü Gençlik Kolları ilçe başkanıydım. Kalktım, kendimi takdim ettim. Fikirlerinin bir kısmına iştirak etmediğimi, bana göre doğrunun kendi anlayışım olduğunu söyledik. Öylesine bir dostluk başladı. Türkiye o yıllarda siyasi ve ekonomik bir karmaşa yaşamaktadır. Demokrat Parti iktidarı, yargıya, üniversitelere ve basına karşı yasak ve dayatmalar içerisinde bir politika izlemektedir. Bu dönemde Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde polis ve öğrenciler arasında bir silahlı çatışma yaşanıyor. Demokrat Partili politikacılar bu olayın Feyzoğlu tarafından tertiplendiğini iddia ederek onun öğrencileri isyana teşvik suçlamasıyla tutuklanmasını isterler. Açılan davada mahkeme Turhan Feyzoğlu'nu öğrenci olaylarında suçsuz bulur. Bir çatışma oldu. Ben de o sırada fakültedeydim. Polis fakülteye girdi. Hocaları dışarı çıkardı. Hatta bazı hocalar coplandı. Yani sert bir hareket oldu. Profesörler toplantı halindeydiler. Biz doçentler de o toplantıda vardık. Rahmetli Tahsin Bekir Hoca'nın celadetli diyeceğim bir tavırla polis içeri giremedi. Yani odamızın içine giremedi, profesör odasına giremedi. Fakat dışarıda yakaladığı hocaları ve talebeleri dışarı çıkardı, bazılarını çopladı. Bu olayın hemen ardından 27 Mayıs ihtilali yaşanır. Ordu yönetime el koyar ve birçok Demokrat Partili milletvekili tutuklanır. Siyasi yaşamına kısa bir süre ara verdiği ihtilal sonrasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi rektörlüğüne getirilecek ve bu üniversitenin ilk Türk rektörü unvanını alacaktır. 1961 yılında Milli Birlik Komitesi Feyzoğlu'nu Milli Eğitim Bakanlığı'na getirir. Burada bir yıl kadar görev yapan Feyzoğlu, 147'ler sorununun çözülmemesi üzerine bakanlıktan istifa eder ve üniversiteye geri döner. Çevresindeki birçok kişi böyle bir olay için koltuk bırakılır mı diye düşünseler de üniversiteye verdiği önem ve idealist yaşam biçimi ona bu kararı aldıracaktır. Rahmetli Turan abi Gürsel'in teklifine paşam ısrar ediyorsun, kabul edeyim ama bu 147'ler hadisesini temizlemeden olmaz. Feyzoğlu söz veriyorum, bir ay içerisinde 147'ler hadisesini düzeltmeye söz veriyorum. Bu göreve başla dedi. Bir ay içerisinde bu iş tahakkuk etmeyince rahmetli Turan abi istifasını Gürsel'e götürdü. Gürsel Paşa istifayı kabul etti.
ve kabul ederken de hayatımda bir prensip meselesinden dolayı istifa eden ilk adam sensin. Tebrik ederim Feyzoğlu diyerek istifasını kabul etmiştir. Milli Birlik Komitesi kendi içerisinde görüş ayrılığına düşer ve 14'ler olayı yaşanır. 1960 ihtilalinden sonra kurucu mecliste tabii o sırada Feyzoğlu'nun yeniden demokrasiye dönüşümüze katkısı büyük olmuştur. O dönemde malum Milli Birlik Komitesi'nin içinde cereyanlar vardı. Bir grup daha kalalım, işte 4-5 sene daha kalalım, bir şeyler yapalım diyordu. Sonra 14'ler diye şeyden ayrılan Milli Birlik Komitesi'nden grup onlardandı. Kurucu Meclis Kanunu'nun da hazırlanmasında Turhan Feyzoğlu'nun rolü büyük oldu. Yani bir temsilciler meclisi kurulacak, işte seçim yoluyla kurulacak, temsili seçim yoluyla. Bu Milli Birlik Komitesi'yle birlikte bir çifte meclis halinde çalışacak gibi onun projesi idi. Yani başkalarında tabii etkisi olmuştu ama benim bildiğim tarafıyla o buna büyük katkıda bulundu. Ve kurucu meclis sırasında da demokratik bir anayasanın hazırlanmasında tabii rolü oldu. Bu anayasa o dönemin dünyasında en ileri, en çağdaş anayasa sayılır. Demokrasi ve hürriyetler açısından. Bunda da Feyzoğlu'nun rolü büyüktür. Bu olaydan sonra Cemal Gürsel, ülkede yeniden demokrasiye dönüş sürecinde Feyzoğlu'ndan yardım ister. Bu istek üzerine Feyzoğlu, 1961 anayasasını hazırlayanlar arasında yer alır. Rahmetli Gürsel Paşa, Turan Feyzoğlu'na bir mektup yazdı. O mektupta yeni bir anayasa yapmak üzere Türkiye'de bir kurucu meclis kurulması konusunda bir kanun tasarısı hazırlamanı istiyorum diye bir mektup yazdı. 1961 yılı seçimlerinde Turhan Feyzoğlu, İsmet İnönü'nün kabinesinden yeniden milletvekili seçilir. Ülke kalkınması için daha önce hazırlanmış olan ilk hedefler beyannamesinde yer alan ilkeleri uygulamaya başlayacaktır. Bu süreç içerisinde Anayasa Mahkemesi kurulacak, Feyzoğlu, bilimsel araştırma merkezi olmadan bir ülkede bilim yapılamaz düşüncesiyle TÜBİTAK'ı kurarak bir ülküsünü daha gerçekleştirecektir. Ardından Devlet Planlama Teşkilatı ve TRT'nin de bu süreçte kurulmasını sağlayacaktır. Reform nitelikli politikalarını uygulamanın en önemlilerinden birinin de mimarı oldu. Neyim? İlk hedefler beyannamesi yayınlandı o tarihte. Cumhuriyet Halk Partisi eğer bir gün iktidar olur isek bizim gerçekleştirmek istediğimiz hususlar şunlardır. İşte Anayasa Mahkemesi kurulacaktır. Devletimiz bir hukuk devleti olacaktır. Sadece onunla kalmayacaktır. Sosyal bir hukuk devleti olacaktır. Ya şu anda aklıma gelen bir iki şey söylüyorum. Demokratik açılım açısından yönünden Türkiye'ye yepyeni geniş bir ufuk kazandıran ilk hedefler beyannamesi 1957 yılında o kadronun ortaya koyduğu eşsiz bir eserdir. Nitekim 1961 Anayasası'nın getirdiği kurumların pek çoğu 1957 tarihli o ilk hedefler beyannamesinde vardır. 1965 sonrası CHP'de ortanın solu kavramı konuşulmaya başlar. Feyzoğlu bu düşünceye muhalif olur. Parti içinde çekişmeler yaşanır ve bu düşüncenin sözcüsü durumundaki Bülent Ecevit'le ters düşerler. İsmet İnönü de Ecevit'i destekler. 1967 yılında yapılan genel kurulda CHP tarihine 8'ler olarak geçen 8 milletvekilinin partiden ihracını sağlayacak tüzük değişikliği kabul edilir ve partinin genel sekreterliğine Bülent Ecevit seçilir. Genel sekreterliği az bir oyla kaybeden Feyzoğlu CHP ile yollarını ayırır. Ardından bir grup milletvekili ve senatör de CHP'den istifa eder.
Feyzioğlu siyasete yeniden dönmek istemez ama arkadaşlarına olan vefa borcundan dolayı yeni bir oluşumun başında yer alır ve Güven Partisi'ni kurarlar. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan bir grup milletvekilinin de Güven Partisi'ne katılmasıyla partinin adı Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak değişir. 1970'li yıllarda Cumhuriyetçi Güven Partisi mecliste sürekli yer alacak ve koalisyonların kilit partisi olacaktır. Hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de Adalet Partisi ile koalisyon hükümetlerinde görev alacak, milliyetçi cephe hükümetlerini dışarıdan destekleyecektir. Yaşanılan birçok kriz Turhan Feyzioğlu'nun uzlaşmacı kişiliğiyle aşılacaktır. Güven Partisi'ni kurdu. Ben o zaman da siyasete girmek istedim, devletteydim. Çünkü gördüm ki biraz engelleniyor, devlette hizmet zorlaşıyor. Geldim, kendisinden rica ettim listeye koy diye. Vallahi dedi, Faruk dedi, önün açık dedi. Ben tutup da seni bir listede şey yapamam, çalış, listede sıranı al dedi. Onun üzerine ben de uğraştım, yani çok kısa bir zamanda. Ben üçüncü sırada oldum, ikinci sırada bir başka arkadaş geldi. Zaten iki kişi milletvekili seçilmişti, ben seçilememiştim. Nevşehir'deki bir kongreye katıldık, oradan bir grup gençlik arkadan tezahürat yapıyor işte. Protesto ediyormuş gibi bir slogan attılar. Şu anda ne dediler bilmiyorum. Onlara da hitap etti. Dedi ki sizin heyecanınızı anlıyorum. Ben üniversitede hocalık yaptım. İstesem ben de belli kitleleri arkama toplardım gençliğine. Onun için bu memleket hepimizin, biz bir yumruk olalım. Parmaklarımızın arasına dikenler koyup gücümüzü parçalattırmayalım. Ülke hepimizin ülkesidir. En güzel rejiminde, düşünceninde cumhuriyet düzeni, laiklik, demokrasiyle idare edilen sistemlerin önünde hiçbir güzel sistem yoktur diye. Ve ondan sonra aynı gençlik yaşasın Turhan Feyzioğlu, yaşasın Atatürk diye bağırdılar. Bu yıllarda Kayseri'de Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı olan Gevher Nesibe Tıp Fakültesi ile İktisadi İdari Bilimler Fakültesi kuruluşlarını tamamlamış ve hayırsever desteğiyle hızla gelişmektedir. Turhan Feyzioğlu, Kayseri'de bir üniversitenin kurulabilmesi için gerekli yasal altyapıyı oluşturmuş ve bir kanun teklifi hazırlayarak meclise sunmuştur. 1977 seçimleri biter bitmez, Kayseri'de bir üniversite kurulması hakkında kanun teklifini ve gerekçesini yazdım. Kayseri'nin 4 ayrı partiden 8 milletvekili ve 3 senatörüne imzalatarak yüce meclise sundum. Böylece üniversite çok sağlam temellere oturacak, ortak ülkümüz olan bir konuda el birliğiyle çalışmamız kolaylaşacak ve kanunun parlamentodan geçişi hızlanacaktı. Burada şükran ve minnetle belirtmeliyim ki Kayserili parlamenter arkadaşlarım kanun teklifini inançla imzaladılar. 11 imzayla meclis başkanlığına sunduğumuz teklif hayırlı ve yapıcı hizmet yolunda Kayserililerin el birliğiyle hareket edişlerinin yeni bir örneğini veriyordu. Kayseri Üniversitesi'nin vücut bulmasında Kayseri Yüksek Öğretim ve Yardım Vakfı'nın, onun değerli başkanı Profesör Doktor Feyzi Feyzioğlu'nun ve vakıf yöneticilerinin çabaları, maddi ve manevi destekleri en büyük kuvvet kaynağı olmuştur. Kendilerine şükran borcumu ifade ederken bütün hemşerilerime tercüman olduğumdan eminim. Kayseri'de bir üniversite kurulması uzun yıllardan beri gönül verdiğim bir ülküydü. Bugünü gördüm, artık ölsem de huzur içinde olacağım. Bir paye beklemiyorduk. Bir hizmet vermek için o yola çıkmıştık. Gerek üniversitenin kurulmasından önce, üniversitenin kuruluşundan sonra elden geleni yapmaya gayret ettik. Ha, bir taltif, ikram, bir sonuç beklemiyorduk biz yani. Çünkü görevimiz buydu. Parlamenterdik. Memleketimize hizmet, Türkiye'ye hizmet görevimizin icabıydı. Bu arada da nasip oldu, kısmet oldu, Allah nasip etti. Böyle bir
oluşumda dahilimiz oldu. 60 yılların sonunda temeli atılan tıp fakültesi. Artı 74'lerde öyle hatırlıyorum gelen işletme fakültesini de gerekçe göstererek, bir altyapı gerekçesi göstererek Kayseri'de bir üniversite kurulması için yasa teklifi hazırladı. Gerekçeleri de iki fakülteydi. O zamanlar galiba uygundu, iki fakülteli bir üniversite olabiliyordu. Mevzuat öyleydi herhalde. Ondan sonra bunu hazırladı. Artı 1977 seçimlerinde meclise Kayseri'nin gönderdiği 8 milletvekili 3 senatörle 11 imza ile bir kanun teklifi, onlarda da ülke birliği yaparak dayanışma içerisine girerek bir kanun teklifi hazırlandı. Meclise sevk edildi. Meclis kabul etti. İsterdi ki Kayseri'ye yapılabilecek her şey yapılsın. Oraya bir üniversite kurulması yolundaki gayretleri de hep hatırlanır tabii o zaman. Uzun süren bir mücadeleden sonra amacına erişti. Herkesi ikna etti mecliste ve kuruldu Erciyes Üniversitesi. İyi ki kuruldu. Bir zamanlar canım işte belirli büyük şehirlerin dışında üniversite kurulur mu itirazları vardı. Tabii ilk önce tıp fakültesi kurulmuyor. Orada da yine Feyzoğlu'nun çok yakın ve etkili teması var. İşte Sayın Doğramacı ile işbirliği yapması, o dönemin politikacılarıyla işbirliği yapması, o zamanın Sağlık Bakanı vesaireyle. Önce Gevher Nesibe Tıp Fakültesi oluşuyor. Fakat bir fakülteyle tabii üniversite olmuyor. Bir üniversite olması için o zamanki yasalara göre iki fakülte olması lazım. İşte ikinci fakülte nasıl oldu biraz önce söyledim. O safhada benim şahit olduğum, çok yakından şahit olduğum Feyzoğlu adeta bir koordinatör gibi bütün Kayseri milletvekillerinin partisi ne olursa olsun. Ama o zamanki milletvekillerin hepsi de desteklediler yani. Bu işi bir partisan gözüyle görmediler. İşbirliği yaptılar. Onun koordinatörlüğünde devamlı takiple, devamlı kulüsle, mecliste gözlerimizde gördük, şahit olduk. Hangi partiden olursa olsun el birliği yaparak ikinci fakültenin oluşmasından sonra Kayseri Üniversitesi'ne, şimdiki adıyla Erciyes Üniversitesi'ne oluşturdular. Yani bu işte bir şeref payı bence Feyzoğlu'na gider. Erciyes Üniversitesi'nin hem kuruluşunda hem de gelişmesinde çok önemli katkıları olmuştur. Ben de rektör olduktan sonra üniversitemizin Turan Feyzoğlu'nun geçmişteki bu önemli hizmetine bir vefa borcu olduğunu düşündüm. Onun adını burada yaşatmak gerektiğini düşündüm. Üniversitemizin yönetim kurulu ve senatosuyla da istişare etmek suretiyle o zaman üniversitemizin yegane büyük caddesi ve ana giriş yolu olan yola Turan Feyzoğlu adının verilmesini kararlaştırdık. Oraya büyük bir mermer parçası üzerine adını yazdırdık. Onu da üç parçalı granit bir taş üzerine oturttuk. O taşların da Turan Feyzoğlu'nun tüm hayatını sembolize ettiğini düşündüğümüz üç ana fikri temsil etmek üzere koyduk. O üç ana fikir, birincisi Cumhuriyet ve Cumhuriyet'in üzerinde yükseldiği demokrasi ve laiklik. Dolayısıyla Turan Feyzoğlu'nun adı demokrasi, laiklik üzerine oturan Cumhuriyet taşının üzerinde bulunmaktadır. Ülkede yine bir karmaşa yaşanmaktadır. Siyasi açmazlar, terör, ambargo, yokluk,
kara borsa yine bir ihtilalin habercisi gibidir. Nitekim 12 Eylül 1980 sabahı ordu yönetime el koyar, tüm siyasi partiler kapatılırken Turhan Feyzioğlu dışındaki parti liderleri tutuklanır. Çok açık ve çok ağır konuştum Genelkurmay Başkanı'yla. Yani o kadar açık konuşmalarım var ki işte analarımda vardır onlar. Her an yani geliyoruz dedim. Geliyoruz. Birleşin. Bu iki parti birleşsin. Başka türlü Türkiye'nin kurtulması mümkün değil. Bu sağ sol çatışmasını başka türlü önleyemeyiz. Ecevit kabul etti. Ben razıyım dedi. Demirel kabul etmedi. Ben komünistlerle işbirliği yapmam dedi. Daha sonra yeni hükümeti kurma görevi Kenan Evren tarafından Emin Paksüt aracılığıyla Feyzioğlu'na teklif edilir. Feyzioğlu pek gönüllü olmadığı halde görevi kabul eder ama bu olay yasaklı siyasilerin pek hoşuna gitmez. 12 Eylül patladı. 12 Eylül'de ikinci günler falan hemen bir şey dolaştı şaya. Askerler Turan Feyzioğlu başbakan yapacaklar diye. Hatta yakıştırıldı da olur mu olur dendi. İşte Emin Paksüt filan da yanındaydı. Onlar da o işi biliyor. Emin Paksüt da çok iyi bilir bu işleri. Aradım kendisini sordum. Gayet ketum konuştu. Bir şey söylemedi. Yani hayır yok öyle bir şey diye kesinlikle söylemedi. Var da demedi. Ondan sonra baktık dışarıda kamuoyunda büyük bir reaksiyon çıkmış. Bize intikal etti bu. Basında. Diğer şeylerde, sektörlerde, biraz da siyasi partilerin içinde tutulmamış. Yani Turan Feyzioğlu'nun başbakan olması. Ne yapalım, ne edelim diye düşündük, taşındık. Nihayet kendisine haber vermeye karar verdik. Tabii ben üzüldüm. Üzüldüm çünkü çok büyük devlet tecrübesi olan bir arkadaş. Bize böyle birisi lazım. Diyorlar ki etraftan ismi çıktıktan sonra efendim bunların içinde yani koalisyonun içinde işte şu parti var, bu parti var, bu parti var. Üç partinin de başkanı efendim belirli sebeplerden dolayı kendilerini koruma altına almak bakımından efendim Çanakkale bölgesine gönderildi. O partilerden de bir tanesi dışarıda. O da Feyzioğlu. Şimdi o başbakan olursa bir takım efendim problemler olur filan diye bu ortaya çıkınca bizim arkadaşlar düşünüyor, taşınıyor. Efendim diyorlar ki ya asker orijinli olsun. Asker orijinli bakıyorlar gene bizi yakalıyorlar tam o arada böyle efendim Kenan Paşa telefonu açtı bana söyledi böyle böyle bu görevi kabul eder misiniz? Memnuniyetle kabul ederiz dedik. 1980 sonrası Kıbrıs koordinatörlüğüne getirilen Feyzioğlu Avrupa Parlamentosu'nda ve Amerika'da yaptığı çalışmalarla Türklere Kıbrıs konusunda önemli başarılar kazandırmıştır. Avrupa Parlamentosu'nda Feyzioğlu ve arkadaşlarının Kıbrıs konusunda aldırmış olduğu kararlar eğer bugün uygulansa Kıbrıs meselesi çoktan halledilirdi. Annan planında mesela Türklerin lehine görünen ne varsa işte onların çoğu Feyzioğlu'nun da katkısıyla birlikte masa başında temin edilmiş haklardır. Turhan Feyzioğlu hayatı boyunca Atatürkçülüğü kendine rehber edinmiş, verdiği eserlerle Atatürkçülüğün bir fikir sistemi olarak yerleşmesine, bir dünya görüşü olarak benimsenmesine çaba harcamıştır. Atatürk'ün Fethi Okyar'a yazdığı 11 Ağustos 1930 tarihli mektupta söylediği şu söz onun düşüncelerini anlatır. Görüyorum ki laik cumhuriyet esasında beraberiz. Laik cumhuriyet esasında beraber olmak benim daima aradığım ve daima arayacağım temeldir. 1980 yılında siyasi yaşamına son verene kadar 25 yıla yakın bir süre parlamento ve kurucu meclis üyeliği yapmıştır.
İki İnönü hükümetinde Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı yapmış, Cumhuriyetçi Güven Partisi Genel Başkanlığı sırasında da çeşitli hükümetlerde Başbakan Yardımcılığında bulunmuştur. Aramızdan ayrıldığı ana kadar fedakarca çalışmış, üstün başarılara imza atmıştır. Doğduğu ve gönülden bağlı olduğu Kayseri'ye yapmış olduğu sayısız hizmetleri ve Erciyes Üniversitesi'nin kurulması için sarf ettiği unutulmaz çabaları nedeniyle Erciyes Üniversitesi Senatosu'nun 17 Eylül 1985 tarihli kararıyla kendisine Fahri İktisat Doktorluğu unvanı verilmiştir. Ölümünden sanıyorum 2 hafta ya da 3 hafta önceydi. Beni çok etkileyen bir olaydır. Bir gün sabah programda yoktu. Ben Kayseri'ye gidiyorum dedi. Allah Allah. Çünkü babam dakikası programlıdır. Yani ne yapacağını kendi bilir, herkes, hepimiz biliriz. Ben Kayseri'ye gidiyorum dedi. Allah Allah. Sen de gel dedi. Okulum var, gitme dedi. Şimdi Kayseri'ye gidiyor bir anda, ben okula gideceğim. Yani hastayken bile beni okula gönderir. Okula gitmem lazım, üniversiteye. Gitme dedi, benden gel dedi. Peki dedim, ceketimizi aldık, çıktık. Başka bir şey yok. Gittik terminale, otobüse bindik. İkimiz Kayseri'ye gittik. Orada üniversiteye gittik. Eşini, dostunu gördü. Herhalde vedalaştı diyorum. Tertemiz elleriyle girdiği siyasi yaşamdan yine tertemiz elleriyle, kendi isteğiyle ayrılarak eğitim yaşamına, öğrencilerine ve üniversiteye geri dönmüştür. Zaten onun son arzusu bir politikacı olarak değil, bir eğitimci olarak anılmıştır.